Arkadaşlar merhaba. Bugün size Intel işlemcileri tanıtacağım. Evet, neden tanıtıyorum? Bunu da belirteyim. Bu işlemcilerin ikisi de Pentium 4 ama ikisi de farklı soket tipine sahip. Onu da söyleyeyim size. İşlemcilerimiz birisi ayaklı, diğeri ayaksız. Onu da belirteyim. Bu yüzden bu videoyu yapıyorum. Pentium 4 dediğimiz zaman milletin aklına ayaklı olan işlemciler geliyor ama Pentium 4'te iki şekil işlemci var. Yani biri ayaklı, biri ayaksız. Bunlar tabii ki Pentium olarak da geçmiyor sadece. Celeron'lar da aynı. Celeron'da ayaklı ve ayaksız olarak değişebiliyorlar. Tam olarak geçiş serisidir bunlar. Ürünlerimi kısaca size tanıtayım. Öncelikle ilk çıkan ürünümü tanıtayım. Intel Pentium'un işlemcisi. İlk çıkan Pentium 4 işlemci bu şekilde bakın. 3 GHz 1 MB ön belleğe sahip 888 MHz frekansı var bu ürünümüzün. Bu ürünümüz bakın şu şekilde ayaklıdır. Gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu ürünümüz bu şekilde ayaklıdır. Videoyu da ben sırf işlemcinin özelliklerini anlatmak için değil, Pentium 4 işlemcilerin kullanım şeklini ve ayaklı ayaksız olarak ikiye bölündüğünü anlatmak için çekiyorum. Çünkü Pentium 4 dediğimiz zaman çok eski bir işlemci diyenler oluyor. Bu bir standardıdır cihazın. Yani bağlantı işlemcinin. Bakın bu da Pentium 4. Şöyle yaklaştırıyorum. Pentium 4 görüyorsunuz. Bunda frekans 880. Bu da 3 GHz, 2 MB ön bellekli. Bununla bunun arasındaki tek fark bir tanesinin bakın 1 MB 880 800 MHz 3 GHz işlemci. Bir tanesi de yine 3 GHz işlemci, 2 MB 800 MHz işlemci. İşlemciler özellik olarak ikisi de aynı. Sadece cache farkı var. Yani birinde 1 MB, birinde 2 MB cache farkı var. Bunu belirteyim. Ama bu işlemcileri ekstra ayıran bir özellik ise şu. Nedir? Bu işlemcileri ekstra ayıran özellik, bakın bir tanesinde ayakları yoktur. Görüyorsunuz. Bir tanesi de ayaklıdır. Şöyle gösteriyorum. Ama genel kullanım ve özelliği aynı. Onu da belirteyim. Hatta şu şekilde çevireyim. Bakın göstereyim. Yine aynı işlemci. Ne var? Sadece biri ayaklı platforma oturuyor. Biri kendisi ayaklı düz platforma oturuyor. Bu şekilde. AMD hala işlemcilerinde bu şekilde ayaklı olarak üretiyor. Platformu o şekilde kullanmaya devam ediyor. AMD Ryzen serilerinde de devam ediyor. Bunu daha değiştirmedi. Ancak Intel bu şekilde değişikliklere gitti. Intel şu an için Xeon'lar dahil olmak üzere, i serisine dahil olmak üzere ayaksız işlemci kullanıyor. Size bunu da belirteyim. Ben bu videoyu çekme sebebime gelirsek, Pentium 4 dedikleri zaman eski bilgisayar, nasıl bilgisayar, ya işlemci şöyle, işlemci böyle. Arkadaşlar, Pentium 4 ilk çıktığında ayaklı işlemcilerle çıktı. Pentium 3 gibi bir standardı yoktu. Pentium 3'te iki çeşit standardı vardı. Bir yan soketli işlemciler vardı. Bir de normal bu şekilde ayaklı işlemciler vardı. Pentium 2'de de aynı. Yan soketli işlemciler vardı. Ve bu şekilde ayaklı işlemciler vardı. Onlar iki çeşit takma şekliyle çıktı. Bunlar ise yan sokma, yan takılma şeklindeki işlemcileri yoktu bunların. Yani RAM gibi veya ekran kartı gibi takılan işlemciler yoktu bu modellerde. Bu modellerde ise ayaklı ve ayaksız olarak ikiye böldüler. Ve ayaksız olarak şu anda yani altın ayakları olmayan işlemci olarak devam ediyorlar. Bu videoyu bu yüzden çektim. Yani bu iki tanıtım işlemci aşağı yukarı aynı özelliklerde, tek farkı ön bellek farkı. Biri 2 MB, biri 1 MB. Tek farkı buydu. Ama bu iki işlemcide de büyük fark olarak anakartlar değişiyor. Neden değişiyor? Bir tanesinde PCI Express veri yolu açılıyor artık. Yani ayaksız olanlarda. Diğerinde ise AGP veri yoluyla devam ediyor ve son buluyor. Bunu da ekstra bilgi olarak size vereyim. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle.